Günlerdir konuştuğumuz ve yine bir kez daha içimizi acıtan bir hadise. Şebnem Şirin. Henüz 23 yaşında, pırıl pırıl hayatının baharında bir gençti. Sırf ayrılmak istedi diye vahşi bir cinayetin kurbanı oldu. Cenazesinde kadına şiddete tepki ve gözyaşı vardı. Onu katleden Furkan Zıbıncı ise tutuklandı. Hayallerini aldılar, yırttılar. Buna kıyılır mı, buna kıyılır mı? Feryat etmek, ağlamak da çare olmadı. Bir cani tarafından hiç uğruna katledilen Şebnem'in ardından gözyaşları sel oldu. 23 yaşındaki Şebnem Şirin ayrılmak istediği Furkan Zıbıncı tarafından katledildi. Bıçaklanarak öldürülen Şebnem için cenaze töreni düzenlendi. Ailesi ve yakınları cenaze töreninde gözyaşı döktü. Gelin ol. Onu hayattan koparan Furkan Zıbıncı da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Katil zanlısının cinsel istismar, gasp, trafik güvenliğini tehlikeye sokma gibi 6 suçtan kaydının olduğu ortaya çıktı. Genç kardeşimizin acılı aile kızlarını öldüren saldırganın hak ettiği cezayı almasını istiyor. Dünya tatlısı, sevgi dolu ve ölümün yakışmayacağı pırıl pırıl bir genç kızımızdı. Cenaze töreninin ardından caminin yakınında bekleyen yaklaşık 50 kadın, kadın cinayetlerinin son bulması için sessiz oturma eylemi yaptı. Onlara karşı cinayetler dursun istedik ama bir türlü durmadı. Artık susuyoruz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik de kadına şiddete tepki gösterdi. Şirin'in acılı ailesine başsağlığı diledi.